Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. 5 soru 5 çözüm serisinde sevgili arkadaşlarım, bu videonun konusu TYT'den 5 tane soru olacak arkadaşlar. TYT sınavında karşınıza çıkması muhtemel olan 5 tane soru çözeceğim sizlere. Hepsi incelenip sık dokunmuş sorular olacak arkadaşlarım. Yani bu şekilde seçilen sorular olacak ve ciddi anlamda size katkı sağlayacak sorular. Yani böyle nasıl diyeyim, normal alelade sıradan seçilmiş, hadi bu da olsun bu da olsun diyerek seçilmiş sorular değil. Her bir soruyu çözdüm ki zaten şu son birkaç hafta içerisinde bütün son 5 yılda çıkan TYT, AYT, Milli Savunma Üniversitesi sınavlarının sorularının tamamını çok detaylı bir şekilde çözdüm. Tek tek kazanımlarını çıkardım ve buna uygun olarak sevgili arkadaşlarım da yine belirlediğim yayınlardan ÖSYM formatına gerçekten çok uyumlu olan sorular seçtim ve bu seriyi de sevgili arkadaşlarım, bu serinin tamamında buna uygun sorular sizler için çözmeye gayret gösteriyorum. Bu videonun konusuna TYT demiştik. Dilerseniz gelin bu 5 tane birbirinden güzel soruyu birlikte çözelim. Evet, ilk sorumuza birlikte bakalım arkadaşlar. Metin Yayınları TYT soru kitabından alınan bir soru. Gayet de güzel bir soru. Tam olarak ÖSYM ayarında. Melike her yıl doğum gününde kişisel not defterinin arka sayfasına o yıl girdiği yaşın asal çarpan sayısı kadar yan yana çizgi çekmekte ve bir sonraki yıl bir alt satırı aynı işlemi tekrar etmekte. Buna göre, bu arada 4 tane çizgi de göstermiş. Buna göre Melike'nin şimdiki yaşı, şimdi son olarak çektiği çizgi sayısı bunlar arkadaşlarım, 2 tane. Ve sevgili arkadaşlar, buna göre Melike'nin şimdiki yaşı deniliyor. 20, 27, 30 değerlerinden hangileri olabilir diye sorulmuş. Şimdi eğer son yaş 20 olursa, bir önceki sevgili arkadaşlarım 19'dur. Bundan bir önceki 18'dir ve bundan bir önceki 17'dir. Eğer son yaş 27 olursa 26, 25 ve 24 olmalı. Son yaş 30 olmuş olursa 30, 29, 28 ve 27 olmalı sevgili arkadaşlar. Şimdi şuradan başlayalım. Burada bir tane çizgi olduğuna göre bu sayı ya asaldır, çünkü bir tane pozitif böleni var. Ya da sevgili arkadaşlarım, yani bir tane asal çarpanı var. Ya da o asalın karesi, küpü, dördüncü kuvveti gibi bir şeydir. Yani o asalın kuvvetidir. Şimdi 17'ye bakıyorsunuz, asal. Güzel. Şuraya bakıyorsunuz 18. 2 tane varmış arkadaşlarım. 18'in 2 tane var? 2 ve 3 asal çarpanlar var. Olur. Şuraya bakıyorsunuz 19'un 1 tane. Şuraya bakıyorsunuz 20'nin 2 ve 5 olmak üzere 2 tane. Yani arkadaşlarım şu olacak. Olanları dikdörtgen içerisinden alalım. Demek ki Melike'nin şimdiki yaşı 20 olabilirmiş arkadaşlar. Devam ediyorum. 27. 2 tane mi var? Sadece 3 çarpanı var arkadaşlar. 3 asal çarpanı var. Dolayısıyla yani 3 asal çarpanı var derken bir tane asal çarpanı var, o da 3. Dolayısıyla bu olmaz. Buna çizgi attık. 30'a bakıyoruz. 30'un da sevgili arkadaşlarım 2, 3 ve 5 olmak üzere 3 tane asal çarpanı var. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar 2 tane olmalıydı. 3 tane olduğu için bu da olamaz diyeceğiz. Cevabımız yalnız 1 olacaktı. Yani cevap A seçeneğiydi. Devam edebiliriz ikinci sorumuzda. İkinci sorumuzda aşağıda bir GSM abonesinin 30 günlük bir ayın 15. gününün sonunda, yani ayın tam ortasında telefon paketindeki kalan internet ve konuşma sürelerini gösteren ekran yer almaktadır. Kalan konuşma süresi %55'miş arkadaşlar. Kalan internette %25'miş. Her gün eşit konuşma süresi olan ve eşit boyutta internet kullanan bu abone için ay bittiğinde %10'luk konuşma hakkını kullanmamıştır deniliyor. Şimdi yarım ayda sevgili arkadaşlarım, yarım ayda normalde ayın yarısına kadar gelmiş, %50'sinin kullanılmış, %50'sinin bitmiş olması, %50'sinin bitmiş, %50'sinin kalmış olması gerekiyor. Ama %55'i kalmış, yani %5 fazladan kullanmamış arkadaşlarım. O zaman tam ayda, yani bir ay sonunda arkadaşlar %5 ne olacaktır? Artık %10 olacaktır ve %10'luk kullanmadığı bir konuşma süresi kalacaktır. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Ayın 20. gününün sonunda internet paketi bitmiştir deniliyor. Şimdi internet paketi için düşünelim, tamam mı? 15 günde ne kadarını kullanmış? %75'ini kullanmış, %25'i kalmış. O zaman 20 günde sevgili arkadaşlarım yüzde kaçını kullanır? Tabii ki şunları bölersek, bakın bu bunun 5 katı. Bunun 5 katı da %100 olacaktır. Yani 20. günün sonunda internet paketi bitecektir. O halde ikinci öncülümüz de doğru. Eğer ekrandaki göstergeler ayın 20. gününe ait olsaydı internet paketi ay sonuna kadar yeterdi denilmiş. Yani diyor ki eğer 20 günde %75'ini kullanmış olsaydı deniliyor. 30 günde sevgili arkadaşlarım
Yeterdi diyor. Yani %100'ünü kullanır diyor. Acaba gerçekten böyle bir şey var mı? Bakalım. Şimdi şöyle diyeceğiz. 10'a böldüğünüz 2, 10'a böldüğünüz 3, 2'ye 75 ise sevgili arkadaşlar 3'e 100'ü geçecektir. Dolayısıyla sevgili gençler bu ifade yanlıştır. Cevabımız 1-2 olacaktı. Doğru cevap C seçeneğinde verilmişti. Şimdi devam edebiliriz 3. soruyla. 3. sorumuzda 4 arkadaş bir pastayı eşit parçalarla paylaştıktan sonra gelen arkadaşları Ebru'ya kendi paylarından vermişlerdir. Şimdi Gamze payının 1 bölü 3'ünü, Zeynep payının 1 bölü 4'ünü, Defne payının 1 bölü 12'sini, Melike de payının 1 bölü 24'ünü Ebru'ya vermiş. Buna göre kaç kişi Ebru'dan fazla pasta yemiştir diye soruluyor. Şimdi bakalım 3, 4, 12 ve 24 var değil mi? Bunların ortak katı 24 arkadaşlar. O halde her biri 24A kadar pay almıştır diyelim. Bunların her biri 24A kadar pay alıyor. Daha sonrasında şuraya kalan diyelim. Şuraya da verdikleri diyelim. Verilen diyelim. Tamam mı? Şimdi ne kadarını vermiş? 1 bölü 3'ün yani 8A'sını vermiş. Ne kadarı kalmıştır arkadaşlar? 16A'sı kalmıştır. Ne kadarını vermiş? 1 bölü 4'ün yani 6A'sını vermiş. Ve bunun da yemesi gereken 18A kadar varmış. Defne payının 1 bölü 12'sini 12'ye bölerseniz 2A'sını vermiştir diyeceğiz. Geriye kalan 22A'dır diyeceğiz. Ve 24A'nın 1 bölü 24'ünü verdiğine göre A kadarını vermiş. 23A'da kendisi yiyecek. Peki bunların toplamı da bize kimi verecek? Ebru'nun ne kadar pay aldığını gösterecek. 8A, 6A daha 14A, 2A daha 16A, A daha 17A yapar. Şimdi ne demişti? Ebru'dan fazla pasta yemiş kaç kişi diye soruluyor. Bakın 17A'dan fazla olan bu var, bu var, bu var. Yani 3 kişi Zeynep, Defne, Melike Ebru'dan yine de fazla pay almıştır. Dolayısıyla cevabımız da D şıkkıdır diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Şimdi geçebiliriz 4. sorumuza. Her katı özdeş olan 3 katlı bir otoparkta 1, 2 ve 3. katların doluluk oranları sırasıyla %20, %25 ve %75'tir. Şimdi 1. kat, 2. kat ve 3. kat diyeceğiz arkadaşlar. %20, %25 ve %75'miş doluluk oranı. Pekala her katı da özdeş olduğuna göre demek ki ben her katın kapasitesine 100K dersem o halde şunu söyleyebilirim. Başlangıçta %20'si doluysa 20K'sı doludur. %25'i doluysa 25K'sı ve %75'i doluysa 75K'sı doludur derim. Pekala. Doluluk oranları böyleyken sonradan gelen araçlar da bu otoparka park edilince 1. 2. ve 3. katların doluluk oranları sırasıyla 30, %33 ve 82 olmuştur deniliyor. Yani artık buranın 30K'sı dolmuş, buranın 33K'sı dolmuş ve buranın da sevgili arkadaşlarım 82K'sı dolu olmuş. Şimdi o zaman 1. kattaki otoparka 10K araç gelmiştir. 2. kattaki otoparka sevgili arkadaşlarım 8K ve diğer kata da 7K yolcu araba gelmiştir diyelim. Buna göre sonradan gelen bu araçların yüzde kaçı 2. kata park etmiştir? Hemen şunları topluyorsunuz. 8, 7 daha 15, 10 daha 25K sonradan gelmişti. Bu 25K'nın da sevgili arkadaşlarım 8K'sı 2. kata park etmişti. 25'te 8 ise yüzde kaçtır diye soracak olursak. Bakın 4 katıysa 4 katını hesaplarsınız 32'dir dersiniz. Demek ki %32'si sevgili arkadaşlarım sonradan gelen araçların 2. kattaki otoparka park etmişler araçlarını. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Devam ediyorum 5. soruyla. 5. soru aynı zamanda son sorumuz. Parakendeci fiyatı A lira olan üründen B adet alıp rafımda satmak istiyorum. Ay sonunda satamadığım ürünleri iade edebilir miyim diye sormuş. Bakın. Fiyatı A lira olan üründen B tane almış arkadaşlarım. Yani A çarpı B kadar maliyet masrafı var. Ve satamadığım ürünleri de iade edebilir miyim diye soruluyor. Toptancı demiş ki tabii ki iade edebilirsiniz. Ancak iade edilen her ürünü size sattığımız birim fiyat üzerinden CTL düşerek geri alıyoruz denilmiş. Şimdi ne kadara satmışlardı? Fiyatı A liraydı. A eksi C liraya alacak her bir ürünü. Şeklinde mesajlaşmalardan sonra parakendici belirtilen ürünü satın alıyor. Parakendici ay sonunda C adet ürünü iade ettiğine göre. Bakın C tane ürünü iade ettiğine göre sevgili arkadaşlarım. C çarpı A eksi C kadar tekrar bir geri dönüt geliri var bunun. Yani aldığı maldan biraz yani toplam verdiği ücretten biraz daha azını geri almış. Sattığı toplam ürün için toptancıya ödeyeceği tutar kaç liradır diye sorulmuş arkadaşlarım. Şimdi ay sonunda C adet ürünü iade etmiş ya. Sattığı toplam ürün için toptancıya ödeyeceği toplam para soruluyor. Şöyle ki normal şartlar altında A tane ürün almıştı. Bunların demek ki C tanesini iade etmiş ve
A-C tanesi de demek ki satılmış arkadaşlar. Pekala. Şimdi şunların parasını kesinlikle ama kesinlikle toptancıya ödeyecek bir kere. Dolayısıyla A-C tanesi çarpı fiyatları A liraydı. A lirayla çarptım. Toptancıya bu kadar ödeyecek. Aslına bakarsanız toptancıdan sevgili arkadaşlarım ilk etapta ne kadar para almıştı? İlk etapta toptancıya ne kadar para vermişti? A çarpı B lira. Tamam, burası güzel. Şimdi ise şunu yapacağız. A çarpı B lirasını ödedi ya. C tane iade vardı. Yani şunu yazmamıza hiç gerek yokmuş aslında. Bu C tane iadeden de bu kadar para elde edecek. C çarpı A eksi C. Şimdi bunu toptancıya vermişti. Toptancıdan şu parayı geri alacak. Dolayısıyla toptancıya verdiği paradan toptancıdan geri aldığı parayı çıkaracak olursanız toplam toptancıya ödenen parayı bulmuş oluruz. A çarpı B eksi parantezi açtım. CA eksi C kare diyeceğim. Buradan A çarpı B eksi CA artı C kare bize cevabı verecek. Bunu da bir güzel düzenlememiz lazım. Bakalım. Şıklarda paranteze alınmış ifadeler görüyoruz. Acaba hangisini paranteze alsak diye bir bakalım. Mesela ben burada sevgili arkadaşlarım şununla şunu A parantezini alırsam A parantezinde B eksi C gelir. Artı bir de neyimiz olur? C karemiz olur. Ki bu da bize E seçeneğini gösterecektir. Evet. 5. sorumuzu yani son sorumuzu da çözdük ve bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Toplamda 12-13 dakikalık bir video olmuş oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.